corrigeren, want nu is het weggevallen. Hollandalı aşırı sağcı parlamenter Berima Dener, Egemen Bağış'ın kendisine faşist dediğini ve bunun toplantının tutanaklarında yer almadığını belirtti. Ülkesinde İslam'ı eleştirme hakkının olduğunu savunan Maddener, bu hakkın Türkiye'de olmamasından dolayı Bağış'ın problem çıkardığını iddia etti. Başbakan Erdoğan'ın 2008 yılında Avrupa Birliği'ne girme taraftarı olmadığını ileri süren aşırı sağcı parlamentere cevap veren Egemen Bağış ise bunun maddelerin hayali olduğunu söyledi. Baş müzakereci Bağış, bu değerli komisyonun hiçbir üyesini ırkçılıkla suçlamadım. Ama bu düşünce yapısının Avrupa kıtasını vaktinde çok burhanlı zamanlara sürüklediğini hatırlatarak kalan kırıntıların olduğunu vurguladım dedi. Buhranlı dönemlere sürüklemiş olan bir hastalığı da vurduğunu vurguladı. Hala bu hastalığın kalıntılarının bulunduğunu vurguladı. Bağış, Maddener'in eleştirilerine karşı Türkiye'deki Sufi geleneğinin ve Mevlana'nın gel kim olursan gel öğretilerinin Türkiye'nin üyelik sürecinde Avrupa'nın kalan hastalıklarını tedavi etme konusunda faydaları olacağı ümidini paylaştım şeklinde cevap verdi. Sufi geleneğinin, Mevlana öğretilerinin gel kim olursan ol yine de gel öğretilerinin ümit ederiz ki Türkiye'nin üyelik sürecinde Avrupa'nın kalan hastalıklarını tedavi etme konusunda da faydaları olur. Ümidini paylaştım.